Kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Şimdi diyorum ki senin elinde ne var ne yok. Sen bunu çıkar. Ben de ne? Ben de ne olur o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. Bu topraklar sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Yoksa arazi olur. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman işte o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Bu tür özellikle kupon yerlerinin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın. Özellikle kupon yerlerinin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için, özellikle vatan, millet, ezanımız için verdiler, veriyorlar. Ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirliğin geldi buralara şey yapmıştı ben de. Berat'ta da var. Onu söylüyorum işte. İsmini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammed'i kullanmamış. Olur ya, ona uymayan bir şey yapabilir. İnceltmiş, inceltmiş Mehmet'e, hatta Mehmet demiş. Sonra Mehmet demiş, ordumuzun mensuplarına da küçük Muhammed anlamına Mehmetçik demiş. İslam dünyasında böyle bir başka asker yok. Ama bizim Mehmetçiklerimiz var. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin. O zaman Cumhurbaşkanımıza sordum. Başbakan da o zaman. Ben diyorum ki dedim, er olarak gideyim ne dersiniz? Arkadaşlarıma sordum. Ondan sonra en son Cumhurbaşkanımıza geldim. İnsanlar diyor ki ya bu senin hakkın. Sen yurt dışında çalıştın. Ne dedi babanız? Hakkını kullan dedi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin. Hakkını kullan dedi. Böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam babacığım. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam babacığım. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Ondan sonra aynı şekilde o videom da var. Tamam. Bir de abimle konuş. Evet. Onda malum bir şey yok. Orada onu şey yapalım. Bir diğer de amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Eniştenle konuş. O da... Ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirliğin geldi buralara şey yapmıştı ben de. Berat'ta da var. Onu söylüyorum işte. Şunu bilmemiz lazım ki Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Dün Sıtkı Bey geldi. He. Ondan sonra... İşte... Bir türlü işte böyle doğru bir şekilde transfer işlemini yapamadığını, bir 10 falan olduğunu şimdiye kadar birikeni, ondan sonra onu işte istediğimiz zaman verebildiğini bu şekilde devam edeceğim falan. Sakın alma. Ben almayacağım zaten de ne yapacağız şimdi? Yok. Haydi eyvallah. Ha? Kendisinize ne söz verdiyse onu getirecekse getirmeyeceksin gerekir. Başkaları getiriyor, ben niye getiriyorum? Yapmıyor. Hiç. Bunlar ne zannediyor bu işi ya? Ben şimdi düşüyorlar.
okuyacağımıza bir şey merak ediyorum. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz. Şimdi Sanduka'da işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen, yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim? İşte ben de bir bu Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Ya çok konuşma, açık konuşma diyorum sana. Konuşmayayım mı? Tamam. Tamam. Sana yer verdiğim yürüdüler, tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İlk ölçülü derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz hocam. Şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ve bu anlayışla zaten bizler şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda derken Akif merhum işte bu anlayışla bunu söylüyor.